Ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsunuz siz? Oğlum ortaklığımızın şerefine mangal ediyorum lan, gel. Para ver Pampa, et alacağım. Tamam. Başlatma parandan. Ne yapıyoruz burada? Şuna bak, mangal yakmışlar. Amca ne yapıyorsun sen? Güneşlenmen bittiyse kalk. Benim müşterim gelecek, gemi yaptırmak istiyor bana. Gemi mi? Ben sana geminin kasını yapayım oğlum. Şu çocuklar içeriden bir kağıt getirin bana. Bravo amca. O kağıt gemine bin, git buradan lütfen, rica ediyorum. Mine! Nerede kaldı bu ya? Ben yolladım, Kenafir'in yanına yolladım, izin verdim. Oğlum sen kimsin de benim kölelerimi gönderip gönderip duruyorsun ya? Şuna bak, günübirlikçi gibi mangal yapıyorsunuz. Benim müşterim gelecek, gidin artık. Bağırma lan! Oğlum yani 10-10'luk şey, iş yapıyoruz ya, tam bir erkek işi yani. Hem senin karşında kaptanı Derya var. Gelsin ben müşteriyi, o adamı bağlarım yani. O iş bende, adam bende. Adam değil, müşterim bir kadın. Kadın? Kadın müşteri, kadın mı ya? Kadın. Nasıl bir kadın? Şimdi buradan toz olmazsanız bir daha asla benimle çalışmayacak bir kadın. Onu sormayayım ya, güzel mi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Zengin mi? Amca gemi yaptırıyor, herhalde zengin ya. Evli mi, bekar mı peki? Bekar, yani 3 yıl önce kocasından ayrıldı. Benim çok eski müşterim, oradan biliyorum. Çocuk kimde kalıyor? Anneden mi, babada mı? Çocuğu yok. Oldu bu iş, ne zaman geleyim müstakbeleşim? Amca bak, sakın aklından geçireyim deme. Artık çok geç oğlum. Ben bulmuşum bekar bir eş adayı. Ben bu fırsatı kaçırır mıyım hiç? Ya burası çöptetanlık şirketi mi? Mimarlık şirketi burası. Git kısmetini dışarıda ara. Pampa, al amcanı, gidiyorsunuz. Hadi abiciğim. Vay be. Yine yol gözüktü Ceher. Hadi toparlanın çocuklar. Vay be. Amca. Vay be. Adam çok kötü oldu ya. Amca. Sen amcanı kovayın ha şimdi Kuzey. Helal olsun be. Senin nişanda kurdeleri kesen, evlenmenize mani olabilecekken olmayan Almanyalardan sırf siz düze çıkasınız diye, mavi boncuğumla düze çıkasınız diye Almanya'daki düzenini bozan ve sizi birbirinize kavuşturan amcanı kovayım ha. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun ya. Yeter oğlum. Biz duygusal bir aileyiz lan. Gelme üstümüze yani. Şu adam kaç yaşında adam? Adam kaç yaşında? Ayıp ya. Bu adam sana iyilikten başka ne etti ya? İnsan amcasını bu kadar ağlatır mı ya? Bak Kuzey, pislik yapma artık. Tamam oğlum, tamam, sakin ol. Kuzey çok değişti, sakin ol. Ya amca yeter, bak kadın gelecek şimdi, rezil olacağız, yanlış anlayacak ya. Gidelim. Hadi çocuklar yiyelim, hadi gidelim ya. Yeterince rahatsızlık verdik biz. Ya tamam amca, tamam. Ne yapıyorsanız yapın. Ama bak Şahika Hanım'a bulaşmayacaksın. Duydunuz değil mi? Duydunuz. Yengenizin adı Şahika. Amca sakın, bak uslu duracaksın, anlaştık mı? Tamam lan, oturayım burada işte. Bir şey yapmayayım ki. Tavarlamadım. Şahika mı ya? He? Allah! Ana, ne yapıyorsunuz lan? Lan! Lan! Oğlum bir şey getir lan! Lan yakacaksın lan! Oh Allah ya! Ver bakalım. Al buzla biraz. Ya ne bu? Kaya tuzu mu ya bu? Ey maşallah! Oğlum mis gibi koktu ya. Pampam bayılacak. Kuzey bayılır ete yani. Amca ne ediyorsun orada ya? Yengeniz Şahika'ya güçlü görünmem lazım. Kaslarımı şişireyim. Ya yanlış anlama da kasların hepsini böyle şişirsen ne olacak? Biraz boy sıkıntısı var ya. Ordun yeğenim. Allah kimine boy vermeyi, kimine de beyin. Sen ne dedin lan orada sinsi sinsi? Etleri mi tırtıklayayım burada? Kendime değil ya, Pampam için. Canı çekmiştir şimdi. Güzel güzel yesin Pampam.
Lan senin haddine mi acaba? Hadsiz. Sana ne yılık? Hayret bir şey ya. Pampama ben şey yaparım ya. Vallahi vururum başa ağzına. Kuzey! Kuzey! Oğlum hadi lan etler buz gibi oldu. Gel artık hadi. Evet, evet Şahika Hanımcığım. Aynen öyle. Bekliyorum sizi. Görüşürüz. Şahika Hanım. Ne oldu, ne zaman gel? Ne dedi oğlum, benden bahsettin mi? O ne dedi? Sen yani sen böyle deyince o ne dedi? Ya senden niye bahsedeyim amca? İş konuştuk biz, iş. Amca. Hayır. Amca. Bu sefer yapmayacaksın. Söz verdin bana, musallat olmayacaksın Şahika Hanım'a. Tamam oğlum, sözüm sözde. Ne zaman geleyim bari onu söyle ya. Oğlum eli kulağındadır. Eli kulağında değil ya. Oğlum siz de şu mangalı kaldırın artık, yeter ya. Sana bak, 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 bak. Neler yapmış şimdi. Hadi bakalım ne geliyormuş bakalım. Acı bak. Saat nedir acı açsın. Şunu vuruver abi hadi. Ya ben sana toplantım var diyorum, iş diyorum. Sen bana soğanlı soğanlı şeyler getiriyorsun yedirmeye. Ne yapıyorsun? Ay be. Kuzey ne oldun oğlum sen lan? Ne bu hareketler? Ne bunlar yani? Saygısız. Oğlum toplayın şunları. Toplayın artık. Ne bağırıyorsun lan deli deli? Bak bu iş hayatı seni çok değiştirdi. Tanıyayım mı lan sen bizden yoksan? Aha geldi. Vallahi geldi. Hadi çabuk saklanın bak. Sizin yüzünüzden bu işi kaybedersem, Maviş'in gözüne giremezsem yemin ediyorum mahvederim sizi. Hadi. Tutun. Ayıp ya. Kaç yaşın adam şu yapılan muameleye bak. Götür bunu, götür. Nasıl gidecek bu ya? Gel gel. Hızlı götür. Oğlum bir susar mısın? Ha? Bak sen şu işe. Kuzey Mollaoğlu. Uzun zaman oldu. Oldu vallahi Şahika Hanımcığım. Ama zaman sizden hiçbir şey götürmemiş. Teşekkür ederim. Amca! Pardon? Gibiyim. Amca gibiyim ya yanınızda. Bu ne gençlik, bu ne güzellik efendim. Buyurun ofisime geçelim. Buyursunlar. Ben paltonuzu alayım. Buyurun. Evet, hoş geldiniz efendim. Kendi ofisiniz gibi. Lütfen rahat edin. Nedense senin ofislerinde kendim evimde hissediyorum Kuzeyciğim. Şöyle üstümdekileri çıkarıp atmak, rahat bir şeyler giymek geliyor içimden. Sen hala utangaçlığını yenemedin mi? Aman şaka yapıyorum kızım. Ne içersiniz? Sen beni hep unutmuşsun anlaşılan. Ne içtiğimi hatırlamıyor musun? Kırmızı şarap. Şimdi tabii ben ofisi yeni açtığım için kırmızı şarap yok. Ama hemen çocuklara söyleyeyim vaktiniz varsa. Beni hiç dert etme. İkimize yetecek kadar vaktim var Kuzeyciğim. Hoş
amca mı lan bunlar? Amca gel gel. Amca amca. Gel gel. Gel buraya, buraya gel. Gel şöyle geç. Sefer Ruhi. Ne oldu ne diyor Şayhacığım? Ya iyi bir şey demiyor. Oldu. Gel gel. Gelin lan. Bana acil şarap almanız lazım. Lan oğlum sen yukarıda iş görüşmesi mi yapıyorsun, alem mi yapıyorsun? Hayırdır? Oğlum saçma sapan konuşma lan. Lan bana bak, bacıma tekrar böyle bir şey, bak bacıma falan bir aldatma olayı falan bak çok kötü. Lan ben öyle bir insan mıyım? Mavişime en ufak bir şekilde yamuk yapmam ben. Oğlum hadi şarap almanız lazım Ruhi, hadi. Ruhi. Lan ben alırım. Bu ne anlar kıl kuyruk şaraptan ya? Yo gayet anlayayım. Yo o anlamayın ya, ben anlayayım diyeyim. Amca bak gerçekten anlıyor musun? Oğlum ben de sen merak etme ya. Dostluk'ta ben yıllar boyu şarap fabrikasında çalıştım oğlum. Hakikaten mi? Neren üzümünden yapıyordunuz şarapları? Kuru üzümle yapıyorduk. He, ne oldu? Ha, saçmalık. Nerede saçması? Şahin Hanım yukarıda bekliyor. Adam işi kaybedecek. Sus lan. Amca bağırma. Ha, amca. Canım amcam benim. Sana güveniyorum. Cansın sen. Can. Hadi. Tamam tamam. Ben de sevmiş merak etme. Biberler yandı. Biber ıslak. Geç çocuk. Geç. Söyle lan, şarap hakkında tüm bildiklerini söyleyeceksin. Tamam Cevher amca, hepsini anlatacağım ben sana. Şarap gelir birazdan. Sorun yok. Kuzeyciğim, bir takım dedikodular çalındı kulağıma. Boşanmışsın Şule'den. Evet, yollarımızı ayırdık. Yani zaten başından beri yollarımız bir değilmiş. Vallahi ne yalan söyleyeyim, sevindim. Hiç az etmiyordum o soğuk kadından. Seni bana kaptıracak diye ödü kopuyordu. Nerede kaldı ya bu şarap? Değil mi? Hallo Frau Schalke. Amca ne yapıyorsun ya? Frau Şayka'nın şarabını getir. Sağ ol amca, sağ ol. Sen şimdi gidebilirsin. Başladığım işi bitirmek isterim ama. Böylesine zarif, güzel bir hanımefendinin şarabını açmazsın. Na, ni. Mersi. Pabucumun tersi. Nasıl şaka mı? İyi koku şakası. Açılmayayım. Bak Şahin, şu yeri tutar mısınız? Tabii. Çok affedersiniz. Olmadı değil mi? İyisiniz. Olmadı olmadı. 1,50 m'den düştü. Çok yüksekten düşmedi. Bir o kadar da yerin altında var ama yeğen. Anlamadığım, bilmediğim hiçbir şey yoktur Frau Şayka bu hayatta. Kendimi tanıtmama izin verin. Ben Cevher Kadıoğlu. 7 kıtaya yayılmış hanedanlığımızın Deutschland temsilcisiyim. Şarap gurmeliğine gönül verdim. Kadeh daha alır mısınız Şahin Hanım, ne dersiniz? Yok, almayayım. Pek hoşuma gitmedi şarabın tadı. Mersi. Pabucum. Amca sen gidiyor musun ya? Aa, yok yok ayıp olmaz. Git sen amca. Biz zaten Şahin Hanımcığımla ne yapacağız? İş konuşacağız. Frau Şayka, gemi bakmaya gelmişsiniz, öyle duydum. Evet, bu yüzden soluğu kuzeyde aldım. Ne dersin kuzeyciğim? Bir an önce halleder miyiz? Tabii efendim. Acele değil. Ama çabuk çabuk. Şimdi nedir ihtiyaç? Ticari bir şey mi yoksa böyle gezi amaçlı mı? Tamamen gezi amaçlı.
Çok bunaldım İstanbul'dan Kuzey. Artık bir an önce sıcak denizlere yelken açmak istiyorum. Wunderbar. Yani şimdi sizi dinlerken Frau Şayh'a ne kadar da ortak özelliklerimiz olduğunu keşfedeyim ya. Benim de bir yatım var. Ben de dünyayı gezdim ufaklıkla. Öyle mi? Nerelere gittiniz? Bolivya mesela. Bolivya'ya gittim yatımla. Pardon ama Bolivya'nın denize kıyısı yok diye biliyorum. Benimki karada da yüzeyim. Yani çok büyük bir şey değil tabii. 36 metre kadar bir şey değil mi? O ne öyle ya? Yolcu gemisi mi? Yetmiyor. O da yetmiyor. Hatta yeğenim bana daha büyüğünü yapacak. He mi? 52 metre yapacak bana. Tabii. Tabii amcacığım. Senin o işi halledeceğiz biz. Sen hiç merak etme. Ama şimdi Şahik Hanım'la bir konuşalım, şey yapalım. Yok, boş ver canım. Allah Allah. Yetişmezse benimkiyle giderik ya. Pardon. Bir dakika. Kuzeycim, öncelik bende sanıyordum. Eğer öyle değilse... Olur mu efendim? Tabii ki öncelik sizde. Şimdi nedir? Motor yat mı istiyorsunuz? Yelkenli mi? Yelkenli olsun. Hatta bak, tam şunun gibi bir şey istiyorum Kuzey. Arkamı kuzey rüzgarlarını alıp sıcak denizlere yeni maceralar açılırım bununla. Ne dersin? Yok. O çok özeldir. Biriciktir o. Çok özel biri için yapıldı. Sizi kırmak istemem ama tektir o. Kimmiş o şanslı? Karısı. Ne? Karısı. İnanmıyorum. Vallahi karısı. Kuzey, sen bir daha mı evlendin? Evet. Evet. Daha 3 gün oldu. Dumanı üstünde tüteyim. Maşallah Kuzey. Senin de rüzgarına yetişilmiyor. Şimdi anlaşıldı neden boşandın. Lütfen. Yıldız boşanma sebebim değil. Evlilik sebebi. Frau Şayha, ben de diyeyim ki belki sizin sebebinizde karşınızda duruyor olabilir Şayha Hanım. Ne diyorsunuz? Anlamadım. Amcacığım, bu boş sohbetlerle Şayha Hanım'ı oyalamayalım lütfen. Evet, ben isterseniz size bir takım modeller göstereyim. Belki kafanızda böyle bir fikir olur. Tabii. Ama bilirsin ben zor beğenirim. Sonra hemen kızma bana. Olur mu efendim? Evet efendim, bu modelimiz ahşap gövdeli. 3 kamerası var. En önemli ve en güzel özelliği de üst güvertede bir tane çok güzel jacuzzi'miz var. Jacuzzi mi? Jacuzzi ne yapayım ya? Çok su faturası gelir olur mu? Olsun. Ben beğendim. Harika. Bence çok kaba yani, anhöflich. Yani erkek işi yani, sizin gibi nadide bir hanıma yaraşmıyor yani. Yaraşmıyor. Amca, yaraşmıyor dediğin şey, dünyada bir sürü ödül aldım ben bunu. Kim veriyor bu ödülleri ya? Ya kim veriyor bu ödülleri ya? Kulaklarıma inanamayayım ya. Korsanlar Birliği mi? Neyse Kuzey'cim, geçelim bunu. Tamam efendim. Bu modelimizde biraz öncekine göre daha ufak ama yine kullanışlı bir modelimizdir. Ne yapayım ya? Bu ufacık şey olur mu ya? Küvette yüzüğü bu ya. Yani bu dandik bir şey ya. Evet. Siz amcamın kusuruna bakmayın. Bu model çok tutuldu. O kadar satıldı ki yani yok sattı resmen. Ya ne yapayım sen oğlum ya? Ne yapayım ya? Allah Allah. Ayağa düşmüş malı mı göstereyim hanımefendiye ya? Herkesin bindiği tekneyi o ne yapsın? Evet. Doğru söylüyor Kuzey. Ulucuk. Siz hiç merak etmeyin. Size en uygun yakışanı buldum. Hiç merak etmeyin. Sonra verelini yarız ya. Yeğenim, sen yine de o şeyi mutfağı biraz büyük tutun. Ben mutfakta çok iyiyimdir. Çok iyiyimdir. Şayhan. Kuzey, ben en iyisi bugün gideyim. Yarın herhalde burası daha sakin olur. Yarın geleyim. Lütfen. Lütfen Şayhan Hanım. Zaten ben yarın ofisin kapısından girmeye çalışan herkesi vuracağım. Frau Şayha, daha ne kadar güzel ordumuzdasınız. Birkaç gün daha buradayım. Neden sordunuz? Mümkünse ayrılmadan kadeh şarap daha içerim diyeyim. Ne diyorsunuz? Ben söz vermeyeyim. Ah, evim, benim güzel evim. Yani evimi görmeniz lazım ama ya. Benim evim yeşille mavinin buluştuğu, deniz dalgalarının duvarı yaladığı, iyot kokularının harmanlandığı bir ev. Evim derken amca? Natürlich. Evim? Ya evim? Daha içine
kimse girmedi. Şayhan, ne diyorsunuz? Amca, o evin daha işi bitmedi. Ben sana bilahare... Ama yani mobil numaranız yok bende. Nasıl ulaşacağım size? Ben Kuzey'i arayıp haber veririm. Yarın görüşürüz. Baş başa. Amca, sen benim ocağıma incir ağacı mı dikeceksin? Ne yapıyorsun? Kendi yuvamı yapmaya çalışayım. Ne yapayım? Ne yuvası ya? Görmedin mi kadın topuklarını vura vura kaçtı. Yarın inşallah gelir. Gelecek. Sen hiç merak etme. O gelecek oğlum. Ben gelecek değilsem gelecek ya. Benden hoşlandı oğlum. Ben elektrik aldım ama o da aldı elektriği yani. Yarın bu iş tamam. Yarın diye bir şey yok. Yarın bu ofise adımını bile atmayacaksın amca. O zaman Şahikar'la aramı sen yapacaksın. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Yapmayacağım. Şahikar'la aramı yapacaksın. Yapmayacağım. Amcanın mutlu olmaya hakkı yok tabii. Şu gariban amcağızın örselenmiş kalbi dolmasın. Sen bu dünyaya yalnız geldin. Yalnız gidin Cebu. Yalnız gidin. Aşk, mutluluk, sevgin sizin. Gözyaşları ve keder amcağızım olsun. Ya tamam amca tamam. Gel yine gel. Yarın gel öf. Şarabımı alıp geleyim ya. Şarap yok. Kendin geleceksin sadece. Çöpünü de kendin çatacaksın. Tamam lan tamam.